İletişim Fakültesi 3. sınıf talebeleri geldiler bana, dediler ki meşrubat her zaman olmaz da bu eskiden meşrubat var mıydı? Ne içiyordunuz diye sordular. Ben de dedim ki gazoz içiyorduk dedim. Daha başka bir şey yok. Başka bir şey yoktu. Şerbet merbet vardı ama evdeydi. Yani sanayi olarak gazozdan başka bir şeyimiz yoktu. Tiraboğlu'da ilk gazoz 1951 yılında açılmıştır. İsmi de Safa Gazozu'dur. Şu anda röportaj yaptığımız yerden tahminen 50 veya 60 metre ileride fabrikanın olduğu yerdir. Ama bugün o fabrikanın olduğu yerde fabrikadan kalıntı yoktur. Binada zaten Selahattin Hacı İbrahimoğlu'nundu binada. Gazoz fabrikasının da sahibi, yani fabrikatör de Selahattin Hacı İbrahimoğlu'nun kendi malıdır. Şişeler makinenin ağzına getirilerek basınçla beraber bu eriyikler şişeye doldurulur. Ve ayrıca bu makinenin üst kısmında yer vardır. Buraya İstanbul'dan gelen gazoz kapakları dediğimiz kapaklar yerleştirilir. Ayakta, sağ ayağımızda bir pedal vardır. Gazoz dolunca oraya sağ ayağımızdaki pedala vururuz. Tekmek vururuz, ayağımızı vururuz. Şişe yukarıya doğru çıkar ve kapak onu kapatır. Ve gazoz çıkar. Böyle biz yüzlerce yaparız. Yanımızdaki tahta kasaları gözlü olan, bugün de malumunuz yüzlercesi var, bu gözlere konur. Böylece gazoz yapılmış olur. Gazozu eskiden gazozu açınca bir patlama sesi duyulur. Pow diye. Hani ya şeyler gibi. Söyle kız. Kasinolara gidersin de hani ya bu bayana derler. Şampanya patladı derler. Bangacak patlar ya. Eski gazozlar da öyle patlarmış. Bunu patlatan da içindeki karbondioksit gazının şiddetiymiş. Bu gazoz Tiraboğlu'da da satılmaya başladı ve burada içilecek tek maddeler kahvelerde, gazinolarda, bahçelerde, parklarda içilen tek gazoz. Çay, kahve, gazoz. Ama zaman içerisinde inkişaf eden devrimleşen dünya çeşitli meşrubatları vücuda getirdiler. Yaptıran adamlara, ölenlerine Allah rahmet kılsın. Oğlu var, bir de kızı var. Kızı da oğlu da bugün İstanbul'da. Onlara da Allah selamet versin. Fabrikatör Selahattin Hacı İbrahimoğlu'na da Allah'tan bol bol rahmet dileriz. Gayet beyefendi, müteşebbis, akıllı
işinde gücünde bir beyefendiydi. Gazoz hakkında size beyan edeceğim, Tiraboğlu Safa Gazoz'undan size beyan edeceğim budur. 1951'de açılmış, 1978'de kapanmıştır. Sizin sorularınız varsa beklerim, yoksa benim söyleyeceklerim bu kadar.